5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 16 SDR Dikey Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları. SDR Dikey Yayınları Sayfa 16 Hz, Muhammed'le Siyav'ı birlikte Halime'nin evine bolluk ve bereket geldi. Hazreti Muhammed'in Siyav'ı, dedesi ve annesi de Halime'nin ailesine çeşitli yardımlarda bulunarak onlara destek oldular. Halime ve eşi Haris, Hazreti Muhammed'i, Siyav'ı, kendi çocuklarından ayırt etmiyor, onu sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyordu. Halime'nin, Abdullah, Üneyse ve Şeyma adlarında 3 çocuğu vardı. Tüm aile, Hazreti Muhammed'le Siyav'ı yakından ilgileniyor ve ona büyük bir sevgi duyuyordu, bir hertz. Muhammed, Siyav'ı 2 yaşındayken süt annesi Halime, annesinin görmesi için onu Mekke'ye getirdi. İmine, oğluyla özlem giderdi. Oğlunun sağlığının ve gelişiminin iyi olmasına çok sevindi. O günlerde Mekke'de veba salgını olması sebebiyle İmine, oğlunun bir süre daha süt annesiyle kalması gerektiğine karar verdi. Halime, birkaç gün Mekke'de kaldıktan sonra Hazreti Muhammed, Siyav'ı ile ailesinin yanına döndü. Hazreti Muhammed, Siyav'ı, 4 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı. Halime, Hazreti Muhammed, Siyav'ı, 4 yaşına geldiğinde onu yanına alıp Mekke'ye getirerek annesi Amine'ye teslim etti. Bundan sonra Hazreti Muhammed, Siyav'ı, annesiyle kalmaya başladı, bilgi notu. Muhammed, Siyav'ı, doğduktan birkaç gün sonra, anne sütünün yetersiz olmasından dolayı Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe, Peygamberimizi, Siyav'ı, emzirmiştir. Dolayısıyla o da Peygamberimizin, Siyav'ı, süt annesidir. İkinci etkinlik Peygamberimizin, Siyav'ı, süt annesi Halime hakkında bir araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, Hazreti Muhammed'in, Siyav'ı, süt annesi Halime, Mekke'deki Beni Sad kabilesine mensuptu. Peygamberimiz, Siyav'ı, çocukken öksüz kaldı ve annesi Amine tarafından Halime'ye verildi. Halime, Hazreti Muhammed'i süt annelik yaparak büyüttü. Bu süreç, İslam tarihinde önemli bir yer tutar çünkü Hazreti Muhammed'in, Siyav'ı, çocukluğu ve gençliği, İslam'ın başlangıcı için kritik bir dönemi temsil eder. Halime, Peygamberimiz, Siyav'ı ile olan ilişkisi nedeniyle İslam tarihinde saygıdeğer bir kişi olarak kabul edilir. Düşünelim, hazırlanalım. Peygamberimiz, S, A ve isimlerinden hangilerini biliyorsunuz? Cevap, Muhammed, ismi Muhammed'dir ve peygamberlik görevi sırasında bu isimle anılmıştır. Ahmet, Ahmet ismi, Muhammed'in övgüye layık olduğunu ifade eder. Mustafa, seçilmiş veya temizlenmiş anlamına gelir. Elkemin, güvenilir veya güven veren anlamına gelir. El-Muallim, öğretici veya eğitici anlamına gelir. El-Haşir, diriltici veya kıyamet gününde toplayıcı anlamına gelir. El-Katip, yazıcı veya Allah'ın emirlerini yazan anlamına gelir. El-Meslehi, insanların işlerini düzeltici anlamına gelir. Ebu'l-Kasım, Kasım'ın babası anlamına gelir. Bu isim, Muhammed'in, Siyav'ı, oğlu Kasım'ın babası olduğunu belirtir. El-Mekki ve El-Medenli, Muhammed'in doğum yeri olan Mekke ve peygamberlik görevini başlattığı Medine şehirlerine atıfla kullanılan isimlerdir. 5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 16 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.